Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yine bir soru üzerinden genel özet yapacağız. Hemen sorumuza geçelim. Yoğun bakım ünitesinde yatan ventilatöre bağlı hastanın alt solunum yolu örneği gram negatif basiller gözlenmiş. Gram negatifin altını çizdik. Oksidaz pozitif olarak belirlenen bakteri kanlı agarda mukoid beta hemolitik koloniler meydana getirmiş. 42 derecede üreyebilme özelliği dikkat çeken bakterinin disk difüzyon testi esnasında bez yerinde yeşil pigment oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bahsi geçen özellikler karikatürlerimizden de hatırlayacak olursak arkadaşlar, Pseudomonas aeruginosa'ya ait tipik özelliklerdi. Gram negatif non-fermenter basil özelliğindeydi. Oksidaz pozitifti. Özellikle kistik fibrozlu hastalarda sahip olduğu alginatı yani slime faktörü aracılığıyla inatçı, dirençli akciğer enfeksiyonlarına neden oluyordu. Yine alginatı nedeniyle yani özel bir kapsülü nedeniyle kültürde üretildiğinde de bahsi geçen grup mukoid koloniler meydana getiriyordu. Pseudomonas aeruginosa özellikle daha invaziv, daha doğru bir deyişle daha virülan olanlara arkadaşlar beta hemolitik koloniler meydana getirirler. 42 derecede ürer ve mavi yeşil pigment oluşturur. Şimdi gelelim sorumuza. Yukarıda özellikleri verilen bakteri ile ilgili hangi ifade doğru değildir şeklinde sorulmuş. A seçeneği Hattab folikülitine neden olabilir. Çıkmış sınav sorusudur küçük stajlarda. Doğrudur. Hattab jacuzzi demektir arkadaşlar. Normalde fronkül, folikül dendiğinde aklımıza en başta Staph aureus gelmekte. Fakat Pseudomonas aeruginosa nemli ortamlara bayılır. Bu nedenle sıcak su folikülitü dendiğinde aklımıza başta Pseudomonas aeruginosa gelecek. Gelelim B seçeneğine. Kromozomal ya da extended spektrum beta-laktamaza sahip olabilir. Yani ESBL üretebilir. Yine doğru bir ifadedir. Özellikle nötropenik hastada nötropenik ateşe neden olur. Neden? Çünkü arkadaşlar immün sistem hücrelerinden nötrofiller özellikle Pseudomonas aeruginosa'ya karşı savunmada oldukça etkilidir. Bunu Robbins patoloji şu şekilde ifade eder. Normalde olay yerine ilk göç eden hücre grubu nötrofillerdir. Çoğunlukla 2 ila 3 günde yerini makrofajlara bırakırlar. Hatta derslerimizde bunu makrofaj nötrofilden sonra gelir ve nötrofilin bir üst modelidir şeklinde ifade etmekteydik. Bu durumun en önemli istisnası der kitapta Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarıdır. Olayın üzerinden günler geçmesine karşın hala nötrofiller baskındır. O halde soru, bu da mikrobiyoloji textbook sorusudur. Pseudomonas aeruginosa'ya karşı savunmada en önemli immün sistem hücresi hangisidir? Cevap nötrofillerdir. İşte bu nedenle nötropenik hastada Pseudomonas aeruginosa enfeksiyon sıklığında belirgin artış bekleyeceğiz. Peki bu grup hastalara tedavide ne verilebilir? Arkadaşlar bir sefalosporin örnek ceftazidim Pseudomonas aeruginosa'ya karşı oldukça etkindir. Çıkmış sınav sorusudur. Artı aminoglikozitle birlikte kombine olarak kullanılabilir. Peki bu kombinasyon ne anlama gelmekte? Arkadaşlar normalde aminoglikozitlerin hücre membranından geçişi ATP ve oksijen bağımlıdır. İşte şayet ben aminoglikozit grubu antibiyotin yanına bir beta-laktam gibi hücre duvar sentez inhibitörü ilave edersem bu ATP ve oksijen bağımlı geçiş ortadan kalkar. Sonuç sinerjik etki elde ederiz. Peki başka nerelerde kullanabilirim buna benzer bir kombinasyonu? Bir de enterokok tedavisinde arkadaşlar. Yine enterokok tedavisinde de bir aminoglikozit bir beta-laktamla kombine edilerek kullanılabilir. Gelelim D seçeneğine. İndüklenebilir AMPC tipi beta-laktamaza sahiptir. Arkadaşlar kromozomal olarak kodlanan ve indüklenebilir özellikle olan AMPC tipi beta-laktamaz özellikle Pseudomonas aeruginosa tarafından üretilmektedir. Yine doğru bir ifadedir. Gelelim E seçeneğine. TSI agarda sarı sarı renkte reaksiyon verir. Yanlış bir ifadedir. Şöyle TSI agarı kısaca özetlemek gerekirse, true sugar
Ayrın agar olarak ifade edilir. 3 şeker, 1 de demir içerir. İçerdiği demir H2S oluşumuna bakmak amacıyla kullanılır. Şayet bakteri H2S pozitifse besiyende siyah bir renk oluşturacaktır. İçerdiği 3 şeker de glukoz, laktoz ve sükrozdur. Bizi burada esas ilgilendiren glukoz ve dahi laktoz olacak. İçlerinde glukoz basit şekerdir, laktoz görece daha komplike şekerdir. Hayattaki altın kural nedir? Basit olmadan komplike olunmaz. O halde bir bakteri glukoz ve laktoz kullanımına, örneğin glukoz ve laktoz fermantasyonuna göre şu ihtimallere sahip olabilir. Bir bakteri hem basittir hem komplikedir. Yani hem glukoz hem laktoz her ikisini birden fermente edebilir. Ya da bir bakteri basittir ama komplike değildir. Yani glukozu kullanır, laktozu kullanamaz. Ya da bir bakteri ne basittir ne komplikedir. Yani glukoz negatif, laktoz negatiftir. İşte biz böyle glukoz negatif, laktoz negatif örneğinde olduğu gibi şekerleri fermente etmeyen, kullanmayan bakterilere non-fermenter bakteriler adını veriyoruz. Örnek Pseudomonas aeruginosa'yı verebiliriz. Arkadaşlar non-fermenter bakteriler TSI agarda sarı sarı değil pembe pembe reaksiyona neden olurlar. Yani besiyerinde bir renk değişikliği meydana getirmezler. Neden? Çünkü bir fermentasyon oluşturmamaktalar. Şimdi gelin arkadaşlar TSI besiyerinin genel mantığını konuşalım birlikte. TSI agar besiyerinde glukoz ve laktoz fermantasyon özelliğine bakılıyor. Bir de arkadaşlar H2S oluşum özelliğine bakılıyor. Kabaca söylemek gerekirse. Bakterilerin özelliklerini söyleyelim. Hem basit hem komplike. Yani hem glukoz hem laktoz her ikisini birden ferment ediyor. Örnek Escherichia coli. Bir bakteri glukoz pozitif, laktoz negatif olabilir. Örnek salmonella'yı verebiliriz. Ya da bir bakteri ne glukoz ne laktoz hiçbirini fermente etmiyor. Her ikisi birden negatif. Kabaca söylemek gerekirse arkadaşlar, besi yerindeki renk değişikliği için artı gördüğüm yere sarı, eksi gördüğüm yere de pembe şeklinde ifade edebilirim. Ne demek istiyorum? Yani fermentasyon varsa sarıya dönüşüyor. Yoksa pembe kalıyor gibi kabaca söyleyebiliriz. Tabii ki besiyerinin mantığı çok daha komplike arkadaşlar. Fakat soruların çözümü açısından başta bunu bilmemiz fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi besiyerimizin diyelim ki bir tarafı sarı bir tarafı pembe. Bu ne anlama geliyormuş? Bir şekeri kullanıyor diğerini kullanmıyor. O halde hangi ihtimal söz konusu olabilir? Kesinlikle basiti kullanıyor. Yani glukoz pozitif, laktoz negatif. Ya da besiyerinin hem üstü sarı hem altı sarı. Yani sarı sarı reaksiyon ya da başka bir deyişle asit asit reaksiyon vermiş. Bu ne anlama geliyor? Her iki şekeri birden kullanıyor anlamına gelecektir. Ya da besiyerinde arkadaşlar yani glukoz pozitif, laktoz pozitif anlamına gelecektir. Ya da herhangi bir renk değişikliği yok. Alkali alkali reaksiyon veriyor. Ya da altı pembe üstü pembe fermantasyon oluşmamış. Sonuç glukoz negatif, laktoz negatif anlamına gelecektir. Son derece önemli arkadaşlar. O halde fermantasyon varsa asit sarı, fermantasyon yoksa alkali pembe olarak ifade edeceğiz. O halde TSI agar besiyerinde sarı pembe reaksiyon ne anlama geliyormuş? Bir şeker kullanılıyor, diğeri kullanılmıyor. Altın kural neydi? Basit olmadan komplike olunmaz. O halde kullandığı şeker glukoz, kullanamadığı ise laktoz olacak şeklinde ifade edilir. O halde doğrusu TSI agarda non-fermenter bir bakteri pembe pembe renkte reaksiyon verir. Yani alkali alkali reaksiyon verir. Yani renk değişikliğine neden olmaz. Çünkü besiyerinin zaten normal rengi pembe renkte olacaktır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar tahtamızı bir sileleyim ve ardından genel bir non-fermenter özeti yapalım. Sonra da Pseudomonas'ı sorumuz üzerinden özetleyelim hep birlikte. Şimdi arkadaşlar non-fermenter gram negatif basil. Gram negatiflerin ayrımında kullandığımız ilk test oksidaz testidir. Şayet oksidaz pozitifse güzel sevimli bir formülümüz vardı. Pseudomonas'la bacısı
kistik fibrozların acısı şeklinde. Hem Pseudomonas aeruginosa hem de Burgolderia sepacia, yani baş harfi BC Pseudomonas'ın bacısı şeklinde kodluyoruz. Her ikisi de kistik fibrozlu hastalarda inatçı dirençli akciğer enfeksiyonlarına neden oluyorlar. Hatta çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Şayet bir kistik fibrozlu hastada Burgolderia sepacia kültürlerde ürediyse aman dikkat, artık akciğer transplant listesinden çıkarıyor. Çünkü terminal dönemi gösteriyor artık. Oksidaz negatif olanlarda ise Stenotrophomonas maltophilia, bunu bir garip bakteri şeklinde formülüze ettik. Çıkmış tuz, çıkmış yan dal sınav sorusudur arkadaşlar. Neden bir garip bakteri dedim? Çünkü Stenotrophomonas maltophilia demire dirençli, leblebiye duyarlıdır. Ne demek istiyorum? En geniş spektrumlu beta-laktam olan karbapenemlere sahip olduğu çinko bağımlı metallo-beta-laktamaz enzimi sayesinde doğal dirençlidir. Fakat en basit antibiyotiklerden, yani leblebiye, trimetoprime duyarlıdır. O halde karbapeneme dirençli, trimetoprime duyarlı ifadesi Stenotrophomonas için son derece tipiktir. Ve yine oksidaz negatif, non-fermenter gram negatif basillerin içerisinde Akinetobakter de bulunur. Akinetobakterin özelliği adı üzere kinetiği yoktur. Yani hareket negatiftir. O halde Akinetobakter için ne söyleyebiliriz? Fermentasyon negatif, oksidaz negatif, hareket negatif, üçü bir yerde negatif, non-fermenter gram negatif basit şeklinde. Gelelim oksidaz pozitiflerin ayrımına. Non-fermenter gram negatif basilden bahsetti. Oksidaz pozitifse Pseudomonas ya da bacısıdır. Bacısı daha narindir. Yani sıcağa daha az dayanır arkadaşlar. İşte 42 derecede üreme varsa Pseudomonas aeruginosa çıkmış yandal sınav sorusudur. 42 derecede üreyemiyorsa da bacısı Burgolderia sepacia şeklinde özetleyeceğiz. O halde toparlayacak olursak arkadaşlar, non-fermenter gram negatif basiller TSA agarda alkali-alkali reaksiyon meydana getirirler. Yani fermentasyon yapmıyor olmaları nedeniyle renk değişimine neden olmazlar. Pembe-pembe reaksiyon, alkali-alkali reaksiyon meydana getirirler. Çünkü glukoz negatif, laktoz negatiftirler. Ayrımlarında kullanılan ilk test oksidaz testidir. Oksidaz pozitifler Pseudomonas da bacısıdır. Bacısı daha narindir. 42 derecede ürüyorsa Pseudomonas, üremiyorsa bacısı Burgolderia sepacia şeklindedir. Oksidaz negatifler bir garip bakteri Stenotrophomonas maltophilia ve Akinetobakter burada bulunur. Akinetobakter adı üzere hareket negatiftir. Fermentasyon negatif, oksidaz negatif, hareket negatif, üçü bir yerde negatif Akinetobakter ve Stenotrophomonas maltophilia bir garip bakteri şeklinde formülüze ettik Stenotrophomonas maltophilia'yı. Özelliği neydi? Demire dirençli, leblebiye duyarlı. En geniş spektrumlu beta-laktam olan karbapenemlere doğal dirençli, en basit antibiyotiklerden trimetoprime ise duyarlıdır şeklinde. Gelelim Pseudomonas aeruginosa'nın özelliklerine. Önce vaka sorumuza bakalım. Bir, ventilatör kaynaklı pnömoni etkenidir. Hem Pseudomonas için hem Akinetobakter için doğrudur. Gram negatif non-fermenter basildir. Oksidaz pozitiftir. Özellikle alginatı sayesinde kistik fibrozlu hastalarda inatçı dirençli akciğer enfeksiyonlarına neden olur. Bu da kültürde mukoid koloniler şeklinde karşımıza gelir. Beta hemolitik kolonileri daha ziyade arkadaşlar, daha virülen özelliktedir. Bacısına göre daha dayanıklıdır. 42 derecede çoğalır ve mavi yeşil pigment meydana getirir. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas'ı 2 N ile özetliyorduk kliniğini. Birincisi nötropeni, ikincisi de nem olmak üzere. Pseudomonas'a karşı savunmada en etkili immün sistem hücresi nötrofillerdir. Bu nedenle nötropenik hastada fırsatçı enfeksiyonlar şeklinde karşımıza çıkar ve Pseudomonas enfeksiyonları tedavisinde ceftazidim artı aminoglikozit oldukça iyi bir seçenektir. 2 numara nemdi. Neme bayılıyordu Pseudomonas aeruginosa. Bu nedenle Hattab folikülitine neden olabilmektedir. Hattab jacuzzi demek, yani sıcak su folikülit etkeni olarak kabaca ifade edebiliriz. Normalde folikülit dendiğinde aklıma başta Staphylococcus gelecek.
Fakat sıcak su folikuliti yani hot tub folikuliti dendiğinde pseudomonas aeruginosa'yı bileceğim. Kromozomal beta laktamaza ya da extended spektrum beta laktamaza sahip olabilir. Yine önemli bir özelliğidir. Bakın AMPC tipi beta laktamaza sahiptir. Arkadaşlar kromozomal olarak bulunur, indüklenebilir özelliktedir. AMPC tipi beta laktamaz yine sorulmaya adaydır. Özellikle Pseudomonas aeruginosa'nın ürettiği önemlidir. Ve son olarak TSH agar'da non-fermenter özellik göstermesi nedeniyle pembe pembe reaksiyon verir. Yani sarı sarı reaksiyon vermez şeklinde. Evet arkadaşlar, böylelikle bu dersimizde non-fermenterlerin genel özelliklerini ve Pseudomonas aeruginosa'nın özelliklerini genel anlamda tekrar etmeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.